Ihlamur Konağı Urfa Sofrası Osman Öztekin Şovu sunar. Gözyaşı sel gibi çağlatılır mı? İnsafa gel canım, duy feryadımı. Ben de senin gibi can taşıyorum. İnsafa gel gülüm, duy feryadımı. Ben de... Hasret kimseye kalmasın, sevdalar ayrılmasın, ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın, sevdalı aşkımlarla cana doyum. Hasret kimseye kalmasın, sevdalar ayrılmasın. Ben yandım eller yanmasın, sevdalı aşkımlarla. Her zaman ne diyoruz? Vatanını, bayrağını, milletini seven bütün insanlar kardeştir. Ayrım yapan kalleş oğlu kalleştir. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ne kadar yağmurlu olursa olsun, içerideki yürekli insanlar
Bizi kınamaz,
teşekkür ederim, çok mersi.
Gece gündüz arıyorum, uçan kuştan soruyorum, aşkın ile ateş oldum, su ver Leyla yanıyorum, su ver Leyla yanıyorum. Yeah.
düştüm yar elinden bade içtim. Görünmez dertlere düştüm. Vallahi ben benden geçtim. Su ver Leyla'm yanıyorum. Su ver Leyla'm yanıyorum. Billahi ben benden geçtim. Billahi ben benden geçtim. Su ver Leyla'm yanıyorum. Su ver Leyla'm. Tabip sen elleme benim yaramı. Beni bu dertlere salanı getir. Kabul etmem bir gün eksik olursa. Benden bu ömrümü çalanı getir. Gitara bu getir, saçlarını yol getir. Bir kor oldu gömülüyor özümde. Name name iniliyor sazımda. Dünyayı verseler yoktur gözümde. Dili bülbül kaşı kemanı getir. Merhamet etmiyor gözüm yaşına. Sen derman arama boşu boşuna. Ölürsem mezarımın başına. Hayatıma sebep olanı getir lele. Gitara bul getir. Saçlarını yol getir. Hayatıma sebep olanı getir lele. Gitara bul getir. Saçlarını yol getir. Sağlık. Hayatıma sebep olanı getir. Saçlarını yol getir. Efendim yine bir çarşamba akşamı. Yine Samsun'un dünyaya açılan penceresi. Haberaks ekranlarında bizleri izleyen Türkiye'nin, dünyanın her tarafından gönül dostlarına kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Yine bugün de sizlerle birlikte dop dolu bir program olacak. Programımızın başında yerimizin Tekkeköy'deki o gerçekten müstesna yerimiz diyoruz. Gelenler zaten görüyor. Güzel bir görüntülerini izlediniz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendini zaten Samsun'da tanımayan yok. Ama onun dayısını Türkiye'de, hatta dünyada tanımayan yok. Ülkemizin güzel insanları. Sadece Samsunlar değil. Evet, o muhteşem eserleriyle, türküleriyle yüreğimizde sonsuza kadar yer etmiş çok büyük bir sanatçı Yıldıray Çınar Üstadımızın değerli yeğeni, Türk Halk Müziği sanatçısı abimiz Metin Ertem. Metin abicim hoş geldin. Şerefler verdin. Ben teşekkür ediyorum. Acık bizden önce değerli vekilimizin biraz programında acık geç kalmamızdan dolayı biraz geç başladık ama hani geç oldu temiz oldu diyelim. Onlar sorun değil tabii ki, olacak o kadar televizyon. Öncelikle programımıza hoş geldin, şerefler verdin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Ben de seni kırmadım. Birazcık üşütmüş olmama rağmen hasta yine rahatsız geldim. Rahatsız olmanıza rağmen geldiniz o evet, bizim için. Çünkü senin Yıldıray dayıma olan sevgini saygını biliyorum. Ben de seni kırmak istemedim bu yüzden. Osman'cığım geldim. Sana başarılar dilemiyorum çünkü sen çok başarılısın zaten. Canım başarılarının devamını diliyorum. Allah razı olsun. O zaman abi sohbete devam edeceğiz ama biraz geç başladığımız oluyor. Hemen senden şöyle güzel bir üstadımızın, öyle değerli mi? Yıldıray Çınar Üstadımızın bir eserini alalım. Ondan sonra teşekkürlerimizi zaman, yapacağız. Ne gelsin? Yine Yıldıray Çınar'a ait olan, söz ve müzik kendisine ait olan, gözlerimden akan yaşlar bu bir gün olur dinecek. Programımızın başında okumuş olduğum Suver Leyla bestesinin çoğu insan bilmiyor ama ben bunu söylemek istiyorum. Büyük üstadımız Yıldıray Çınar üstadımızın bestesi. Birçok değerli sanatçı büyüğümüz de okudu onu. Okumasına rağmen evet. İlk plağı da zaten Yıldıray Çınar çıkarmıştı. Ve piyasada o zamanların satış rekorları kırmıştı. Olağanüstü, ölmeyen eserlerden. Evet, çok güzel. Sen de çok güzel yorumladın. Allah razı olsun. Ağzına yüreğine sağlık Osman'cığım. Çok teşekkür ederim.
Evet. Evet, gözlerimden akan yaşlar bir gün olur dinecek mi? Sağlık ya. Vallahi çok. Eser zaten mükemmel. Evet. Yani şu anda okunsa bu parça bence güne gündem olur gibi bir değil mi? Söz ve müzik yine Yıldıray Çınar'a ait eser. Olan bir türkü. Söz yani, ve müzik. İnşallah yeni albümde böyle bir parça okumak isterim ben. İnşallah, gurur duyarım sevgili inşallah, Metin abiciğim. İnşallah. Çünkü bu türkü hakikaten altın plak ödüllü bir türkü Yıldıray Çınar'ın. Söz ve müzik kendisine ait olması da ayrı bir özellik tabii. 600 eserden birisi. Kendine ait olan eserlerden. 600 eserden birisi. Bu ara sevgili Metin abi, yani şimdi seni görmeden sesini dinleyen
Yıldıray Çınar'ın üstadımızın hemen hemen sesine çok yakınsın maşallah. Bununla alakalı hiç böyle bir anın var mı? Çok. Burada ekran başında anımız çok. Anımız çok da ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben yeğeni olmama rağmen Yıldıray Çınar'ın sesinin milyonda biri bile olsam ne mutlu bana derim. Öyle bir ses. Ama tabii bu dayı yeğen geninden gelen bir ses tınısı benzemiş maşallah olabilir. Çok yakın yani yorumun da. Evet. Bir de benim sevgili Deniz kardeşim de aynı fikirde. Sağ olsunlar. Kardeşim de. Sağ olsunlar. Şöyle ki ben dayımın eserlerini yaşatmak için varım. Tabii ki böyle güzel sanatçılar ölmüyor. Bir tek Yıldıray Çınar değil. Yıldıray Çınar gibi vefat edip bu dünyadan, bu yalan dünyadan göç ettikten sonra bizlere bırakmış olduğu eserlerle onlar zaten her zaman yaşıyorlar. Kalbimize, yüreğimize yaşıyorlar. Zaten türkülerimiz yani hani evet. Türkülerimizin yöresi olmuyor. Bugün evet. Bir Yıldıray Çınar Samsun'dan çıkmış. Sadece Samsun'u dinlemiyor ki. Türkiye'nin her tarafı dinliyor. Her tarafından fanatik sevenleri var. Her sanatçı. Dayımın zaten sanatın rengi, sanatın yöresi olmuyor. Olmaz. Gerçekten böyle dayımın bir şey. Dayımın bir de her yöreden okuduğu türküler olduğu evet. için hani onu Türkiye'nin her yöresinden insanlar kendine bağrına basmışlar zaten. Efendim bu ara sevgili ortağım Orhan Özkan şu anda Avusturya Viyana'da yine orada bulunan çok değerli dostlar Yasin Karaca, Murat Çakır, Yaşar Bey ve bütün dostlar Yaşar Viyana'daki tüm dostlara saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Zaman zaman geliyorlar gidiyorlar. Ne güzel. Bu ara yine zaten tanıtımlarda da görüyorsunuz pazar günü tüm hanımlarımıza güzel bir müjde. Onların yoğun isteği üzerine Tekkeköy'de konağımızda gördüğünüz gibi hanımlar güzel. Matinesi olacak. Çok saat güzel. 14 ile 18 arası tüm hanımlarımızı bekliyoruz. Çok ve şu anda bayağı bir rezerve var. Çok güzel. Yani erkenden rezerve yaptırırsa hanımefendiler en azından uzaktan gelecek insanlar yer sıkıntısı yaşamaz. O yüzden evet. Özellikle hanımefendilere rica ediyorum. Erkenden rezerve yaptırın. Zaten telefonlar çıkıyor. Orayı bilenler de biliyor. Hı-hı. Ayrıca Samsun'dan oraya gelmek isteyen bayanlar Tekkeköy dolmuşuna bindikleri takdirde o dolmuş ıhlamurda iniyorum dediği takdirde direkt önünde indiriyorlar. Yani bunu da altını çizelim. Tam önünde. Dolmuşlar, Tekkeköy dolmuşları güzel. Meydandan direkt güzel. Tam önünde iniyor. Ne kadar güzel. O yüzden tüm hanımları bekliyoruz. Efendim yine çok değerli Ekrem Güzel, değerli Sami Kaya sponsorlarım. Buradan Ayhan Şenyer, İsa Sekmen Bey'e ve bize destek olan bütün sponsorlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda önümüzdeki günlerde yine böyle değerli sponsorlarımızla çalışmalarımız olacak. Bir ekip kuruyoruz. Çok güzel. Sponsorlar biliyorsun sevgili Metin abi. Bu programların yürümesinde, devam tabii. etmesinde en büyük etken. Sağ olsunlar, var zaten olsunlar. En büyük sponsor sevgili ortağım Orhan Özkan ve Osman Öztekin. Sağ olsunlar. Ana sponsor. Sağ olsunlar, evet. Yani tabii destek olan sanata ve sanatçıya destek olan yüreği güzel insanların işlerinde Allah bol kazançlar nasip etsin diyoruz. Allah razı olsun. Şu anda Tekkeköy'de bizim yerimizde bizleri izleyen değerli dostlara saygılarımı iletiyorum. Yine Gençler Müzik grubu kurulmuş. Bayettin Genç kardeşime, Halil Kokal kardeşime, Sezgin Genç, yine Metin Sivas abimize, orada bulunan değerli Şevki Yücel, Fatih Yücel, tüm Yücel ailesine, benim personel kardeşlerime kucak dolu sevgilerimi iletiyorum. Sırayla hepsini de, hadi gönüllerini yapayım onların da. Şu anda hepsi izliyor yanına. Tabii ne güzel, ne güzel. Reşe Usta'ma, Aydın Usta'ya, Hülya evet. Hanım'a, Hülya Hanım'a, Murat kardeşime, Zafer evet. kardeşime, Hilal'a, herkese gelmiş olsun. Evet, çok güzel. Evet. Ben bir de tabii ki. Reklamları izlediniz. Şimdi bana, Serkan'ın reklamını yapacağım. Serkan da artık bizden çalarken para almayacak da. Osman'cığım bana bu sazıyla eşlik eden Samsun'da benim 77 yılından ilk konservatuvar arkadaşımdır. Halit Ateşli hocamız. Evet, çok severim Halit hocam. Ona da buradan çok selamlarımı iletiyorum. Saygılarımı şu anda izliyorsa bizi kendisine. Eşine sevgi ve saygılarımı çocuğun da yanaklarından öpüyorum. İzliyorlar bizi şu anda. Yine Kemalcan Fıstıkçıoğlu, değerli eşi Melek yengeme, oğlu Kemalcan'a, geline, tüm dostlara. Sen demin bir eser demiştin abi. Şöyle kısa da yarım evet, ömür gönlüm ama. Evet, onu özellikle program öncesindeki internet yayınından bildirdiğimizde Neriman Hanım vefat eden, genç yaşta vefat eden evladı için gitti canımın cananını istedi senden. Evet, şöyle bir serbest böyle girelim ona. Bu ara Cuma yine Tekkeköy'de konağımızda sevenlerimizle yine türkü ziyafetimiz var. Tüm dostları bekliyoruz ailece.
Cuma akşamı da canlı mücrimizler. Seni de davet ediyorum sevgili Metin abicim. Yengemizle birlikte şeref verirsin bize. Orada yine senden böyle sevenlerimize bir güzel türkülerinden alırız. İnşallah. Ne demek? Pazar günü hanımlara özel matine. Haydi bakalım. Deniz kardeşime, değerli ailesine, hanımına, çocuklarına, tüm yakınlarına... Ölmeyesin, ölmeyesin. Gelin, oldu gelin. Bak gözlerin, gözlerin yaş doldu gelin. Ben seni sevdim demedim, ben seni sevmedim demedim. Gözlerin yaş doldu gelin. Gözlerin yaş doldu gelin. Aralarda gülüm aralarda, ben kalmışım aralarda.
verin benim sevdiğimi, kalmayayım buralarda. Elin dert görmesin. Sevgili Metin abi, Çarşamba'yı sel aldı. Bu, evet, bu eser zaten, yani inanır mısın, bir program okumasam ikinci program kesin okuyorum. Kesin okuyorum, hem sevdiğim için, evet, hem de istek olduğu için. Tabii ki. Mutlaka. Özellikle evet, Çarşamba'da bizleri izleyen çok çok değerli dostlarım var. Sevgili Kenan amcaya, buradan değerli ortağım Orhan Üskan'ın babası, ailesine, anaya, bütün dostlara. İllaki mutlaka istek oluyor. Evet. Yani öyle bir güzel bir eser ki. Almanya'da Kemal Ak şu anda Çarşambalı bizi izliyor. Ve Çarşambayı Selaldi'yi bekliyor ona. Şöyle bir yakın alalım arkadaşlar. Okuyacağız onu zaten. Evet. Okumadan mümkün, evet, değil. Şöyle bir yakın alalım. Evet, Çarşambayı Selaldi. Şimdi Yıldıray üstadımızla alakalı neler yapılıyor sevgili Metin abicim? Yani sen bayağı maşallah, bu konuda tebrik ediyorum seni. Ya tabii ki şimdi. Bir misyon üstlenmişsin. Evet. Maddi ve manevi de özgürde bulunuyorsun. Çok, bunu çok kimse göz ardı edemez. Sağ olsunlar. Bizi bu konuda zaten bilen biliyor. Benim bir şey söylememe gerek yok kendim için. Ama şu bir gerçek. İndirayçıları ne kadar anlatsak, ne kadar yaşatmaya çalışsak yetmez. O çok büyük bir derya. Türkiye'ye 54 başrol film ve bu filmlerde hep aşkları, sevdaları, bizim neleri, yaşantılarımızı neleri gündeme getirmiş, hiçbir kötü sahnesi olmayan, gerçek yaşantılardan alınan senaryolarla oynamış ve birçoğunda kendi yazıp oynamıştır bu senaryolarda filmlerin. Aynı zamanda 600 tane eser kazandırmış. Türkiye'de ilk defa kendi sesinden ezan okuyan sanatçı olmuştur. Maşallah. Ve Türk halk müziğinde ilk defa az solist çıkan sanatçı olmuştur. Yıldırayçılar az solist hep olana kadar yeni yaşayan, hep sevgili Yıldırayçılar. Evet, ilkleri yapan bir sanatçı olmuştur. Onun için ben onun adını yaşatmak için çok dikkat etmem gereken bir sürü konu var. Bu ara onun emsalı çok değerli. Benim ortağımın da babası Kenan Özkan amcamız da Yıldıray Çınar'ın çok büyük bir, aynen, hayranı, çok büyük bir seveni. Buradan, selam olsun. Kenan Özkan amcama da buradan saygılarımı iletiyorum. Evet. O da şu anda dik büyük de bizi izliyor. Sağ yine Tekeköy'de bizleri izleyen değerli dostlar. Evet. Arkadaşlar reklama mı giriyoruz? O zaman şöyle o, sevgili. Sonra devam ederiz, tamam. Çok var çünkü onda. Aman reklamlar, reklamlar. Aman cebe girsin paralar, paralar. Ihlamur Konağı Urfa sofrasının sunduğu Osman Öztekin Show devam edecek.